Bir daha söylüyorum. Galatasaray bundan sonra da puan kaybedecek. Okan Hoca çok kadar görmez. O Hoca bence vücut dinle mi dikkat etsin önce. Vücudu öyle demiyor çünkü. Ses titriyor, surat bembeyaz ya bir şey yok. Yani Jesus'un söylediği burada haklı çıktı. Bir kere de biz önce oynayalım bakalım. O baskıyı biz verelim. Ya verdik. Madem söyleminin arkasındaysan bu hafta bir daha çık. Biz şampiyon çıkacağız Fenerbahçe maçına da Abi Türk atasözlerini çok severim ben. Erken ötmeyecek Boros. Galatasaray'ın utanacak çok şey var. Bizim adımız utanmalarına gerek yok. İlk kez Fenerbahçe başkanı gibi konuştu. Baba tak 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 söyledi. Varsa cevabı olan benleri çıksın söylesin. Bence Fenerbahçe Galatasaray maçına Ali Şansal'ını verecekler. Murat Aşk merhaba. Merhaba. Çok keyiflisin. Çok. Son kale. Evet buradan hem kıyafet sponsorumuz Feneryum'a e, mesaj gönderiyorum bugün. Eski bir ürün gerek. E, çünkü bazıları Fenerbahçe'nin ne olduğunu unuttu. Bu Fenerbahçe ürünü ama 3 Temmuz sonrası çıkan bir ürün. Sponsorumuz kıyafet sponsorumuz Feneryum'a da çağrım olsun. Bence bunu tekrar bassınlar ki bu tişörtten hatırlasın insanlar Fenerbahçe'nin ne olduğunu. acayip bir hafta. Her hafta acayip artık. E, geçen hafta biz acayiplik yaptık. Bu hafta gerçi biz bunu bekliyorduk. Yani biz bunu senle 10 hafta önce falan söyledik. Yani Galatasaray Beşiktaş'ta kaybedecek puanı. Fenerbahçe ne yapacak? Biz hep bunu anlattık. Bir daha söylüyorum. Galatasaray bundan sonra da puan kaybedecek. Neye dayanır? söylüyorsun e, Oyun gücü yok Galatasaray'ın. Galatasaray Gazla bireysel bir takım yani yıldızları var. O yıldızlar bir şey üretirse yani Gümrük maçında bir oyunu var mı? Skor 3-1 olduktan sonra evet yığdılar ama zaten büyük takım refleks o. Yaparsın onu yani. E bir de sen kaliteli takımsın birey birey. Ama bence bir panikli bir kulübesi var Galatasaray'ın. Yani hocasının dün maç sonu basın toplantısı falan sanki 10 puan geri düşmüş, lig bitmiş, tatile çıkıyorlar gibi yani. Böyle ses titriyor, surat bembeyaz ya bir şey yok. Söylemler öyle değil ama bugün buraya çıktığımda e, ligde 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Şampiyonla en yakın olan takım biziz. E, rahatım. Aynı e, geçen hafta nasıl düşünüyorsam e, bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde bir baskı yok. Üzerinde baskı olacak takım e, biz değiliz. Onu tekrar altını çizeyim. Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının e, çok büyük bir bölümünü kazandı. Bu sene de inşallah taraftarımızla birlikte yine bu yarışın kazanını olmak için elimizden geleni yapacağız. Avantajlarımız var. Rahatız Hayatta her şeyin bilinki var. Ben de öyle diyeyim o zaman. Yani buradan vermedi doğru. Biz de buradan hiç almadık. O da doğru. Hayatta her şeyin bilinki bu kadar da bir yere dönecek yani. Bu feleke aynı gitmeyecek yani. Okan Hoca çok kadar görmez. Okan Hoca bence vücut dinle bir dikkat etsin önce? Vücudu öyle demiyor çünkü. Yani vücut dili öyle demiyor. Surat bembeyaz, ses titrek. E, maç içinde Şenol Güneş'e kulübeye bir şey yokken sataşma var. Şenol Güneş zaten demiş ya. Okan Hoca ile şöyle. Bizim bir oyuncunun el hareketi vardı. E, dördüncü hakeme el hareketi yapar, aynı hareketi yaparak niye göstermiyorsunuz sarı kart diye söyledi. Dedim ki şey sarı kart eğer gösterecekse yanaştım yani bir daha sakin olsun. Çünkü Okan Hoca'yı severim ama oyunda bazen kaybediyor kendini kenarda her, her maçta yapıyor onu. Yanaşarak gittim ya hocam, sakin ol. E, sen de aynı hareketi yaptın. Sana da kart göstermesi lazım. O zaman o da dedi bana kesin de çizgiyi tek. Ama ben çizgiyi niye terk ettim? Sana gelip yardımcı olmak için. Bir insan niye kendini kaybeder? kontrol elinde olmadığı için kaybeder. Sahada isteni görmediği için kontrolünü kaybedersin. Ya paniklersin çünkü. Hani lan bak bugün hakem yok. Bedava penaltı yok. Biz gol atarken onu bunu iterek foul'den atmadı. Yani Beşiktaş geliyor. Hakikaten bu arada Ali Şans alan gerçekten belki kariyerinin en iyi maçını yönetmiş olabilir. Ha, hakemlik çok bir şey oldu mu? Bence olmadı. Bence kart uygulamalarına bir parça Torreira'ya biraz iltimas geçti bence. Hayati bir hata değil. Ee, bana göre hakem de maçın önüne geçmediği için başarılı bir yönetim sergiledi. Bunun böyle devam etmesi lazım. Belki son maç son düğükle bitecek bu iş. Yani ya belki aradan Beşiktaş gelecek. O hiç bilmiyor şu an çünkü yani herkes sürpriz puan kaybediyor mu? E şimdi ben haftaya Giresun'a gidiyorum. Zor maç. Giresun bugün İstanbul'a kaybederse iyice zor maç. E Galatasaray Başakşehir. orada Galatasaray yenen tek takım kendisi aslında kupada Başakşehir. Emre Belözoğlu cezası bitiyor faal olacak. Kulübede Selçuk Şahin var. Orada bir Fenerbahçeliler de var yani. Bir umudumuz olacak. Ligde şey artık. Alev alev yanıyor yani. Kıymetini bilin. Fenerbahçe bundan sonrası için ne yapar? Ya, bu hafta Fenerbahçe'nin maçı önce oynaması avantajı ne oldu? Çünkü muhtemelen Galatasaray taraftarları. Galatasaray'da da Fenerbahçe Sivas'ta puan kaybeder. Niye? Fenerbahçe Sivas'ı en son 2018 Nisan'da yenmiş. Aziz Yıldırım zamanı yenmişiz. Düşün yani en son. Hani yönetimler değişti, onlar oldu. Bir sürü insanlar geldi gitti, o oldu, bu oldu. Biz yenemiyoruz Sivas'ı. Yani yenilmiyoruz. her beraber bitiyor genelde. Muhtemelen Galatasaray'da şöyle planlıyordu Galatasaraylılar. Ya bunların da Sivas'ta bir puan alırlar en iyi ihtimalle. Biz de derbiye rahat çıkarız diye Düşürürken bak o baskı oldu. Yani Jesus'un şey söylediği burada haklı çıktı. Bir kere de biz önce oynayalım bakalım. O baskıyı biz verelim. Ve verdik. İstanbul Spor maçını böyle anlatamazsın herhalde. Yok şimdi bak. İstanbul'da anlatamazsın. Ee, Beşiktaş maçını hala anlatamazsın. Galatasaray maçını hala anlatamazsın ama. Şimdi tabii son maç İstanbul Spor olduğu için zaten ne dedim ben geçen hafta? Galatasaray bize veriyor eliyle. Biz istemiyoruz. Atıyoruz geriye. Yani o maçın eğer evet bir özür olacaksa o şampiyonluk da taşlanacak. Ama bir daha söylüyorum. Biz bu haftayı biliyorduk. Geçen haftayı mesela işte ben Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe yorumcu olarak hep ne dedim? Galatasaray bence Beşiktaş'a kadar takılmaz dedik biz. Ben beklemiyordum takılmalarını. Kara gömülük. Piyango çıktı Fenerbahçe. Biz o piyangoyu ikramiyeyi götürdük geri verdik. Yine geldi. Bir daha gelecek. Bir daha söylüyorum. Galatasaray puan kaybedecek. İş biz kendimiz ne yapacağız? Ben hep onu söylüyorum. Ne öngörüyorsun? Valla bundan sonra hata yapmayacağımızı artık öngörüyorum. İnanmak istiyorum, inanıyorum. Çünkü Sivas'taki oyun beni mutlu etti açıkçası. Valencia'sız. En skorer oyuncu da çıktı. Oradaki skorerin zaten bayağıdır yok Batu Yani uzun zamandır yok. Yani sahada da böyle çok skor yapan oyuncu da yok. Ona rağmen 3 gol. Düş bir Rossi golü. Muhtemelen tüm Fenerbahçeliler ben de dahil. Yani nereden çıktı Rossi dedik? Oyuncu değişikliğinde Valencia'nın yerine ama bir bildiği varmış. Ya ben hocayı ne hiç hiçbir zaman körü eleştirmedim Ne körü körünü şimdi kazanıyor yani doğru iş yaptıysa Rossi'yi sokup oyuna gol atıyorsa yani oyuna soktu adamdan veriyorsun. doğru yapmış. Sıfırdan maçı verdin. Başkan da söyledi onu bu arada. YDK'da kürsüden söyledi. Divan evet. Durumda yani bunun izah yok diyor adamda. 2-0'dan maçı veriyorsun. Ben maç vermek olarak Tabii ki veriyorsun ben... canım. Ya bir puan almışsın almamışsın. Çok da Sonra Sivas'a gidiyorsun. Güçlü oyun. 10 kişiyle takım. alıyorsun. Onun için büyük takımsın. Demek ki bak biz bunu birkaç hafta önce şunu İçeride söyleyeyim. sorun mu var? Takımda mı? Evet. Kadıköy'de sorun mu var? Sorun mu yaşıyor? Abi Kadıköy'de sorun oldu kesin. Kadıköy'de yıllardır yaşıyoruz burada. Yeni bir sorun değil bu. Yani 2017-18 sezonundan başlayarak biz Kadıköy'de problem yaşıyoruz yani. Yaşamıyoruz. Aslında her şey çok iyi de falan diyemeyiz yani. Her sezon mu yani? Bir şeyler sezonu biraz daha ayıralım. Başlayalım e bu sezon. Sebarile. E tabi. E şimdi ne, ne oluyor yani? Ya şaka Ya değil hadi Galatasaray'ı geçtik. Olur büyük takım dedim. Bilmem ne dedin. Icardi'si evet. var. Hadi Beşiktaş'ta işte geçeyim. Hadi geçeyim. Hadi geçtim. İstanbul maçı 2-0 öndesin. Abi Giresun. İstanbul. Giresun da var. Tamam Giresun abi son dönem. Ha yorulmuş takım diyebiliriz. Evet, dünya Çok şey Yani bu biraz anlaşılabilir bir durum ama bu bir final maçıydı. Yani Tabii. İstanbul Spor maçı final maçlarından biriydi. Yani ne olduğunu düşünüyorsun sen? Abi izah yok. ya yani şimdi şu bir sürü şey düşünebilirsin. Baskıyı kaldıramıyor diyebilirsin. Sağdaki oyuncular. Yani şampiyonluk çünkü yaşamış oyuncu var mı? Sağda bilmiyorum. İrfan Can var. Serdar Aziz olabilir. Serdar Aziz var. Yaşadı galiba. Ama oynamıyor ki. İstanbul Spor Kulübü'nde Serdar Aziz sağda değil. Gözüm. Yoksa Batu da var yani ama yok. sağda oyuncuların şampiyon yani bu şampiyonluk baskısı kolay bir şey değil. Ben hep İsmail Kartal önünü mesela o yüzden diyordum bu sene için İsmail Kartal'la başlamayalım çünkü niye? Geçen sene çok rahat bir ortama geldi İsmail Hoca. Ne yapsa artı hanesine yazacaktı. E bu sene şampiyonluk baskısı öyle bir şey değil yani o stres atıyorum işte 41 maç 41 maç 50 maçı neredeyse planlamak ona göre oyuncular seçmek, ona göre hazırlamak başka bir meziyet. Ha yani burada Jesus'u nasıl geçen hafta eleştirdim? Sen bu hafta için övüyorum tabii. Ben çok beğendim Fenerbahçe takımını. Yani beklemiyordum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim beklemiyordum yani. 3-0 Sivas böyle hayalperest uçarız kaçarız vururuz ederiz değil ya. Sonra bir hafta önce bir de travma yaşıyor takım. Hani performans geçtiğinde psikolojik de kolay değil. Yani o, tak o takımı tekrardan ayağa kaldırıp o maça çıkartıp üçlü oyunla 10 kişi kalıp yine Sivas maçlarını bitiremedik bu sene 11. Hep 10 kişi kaldık Sivas maçlarında. <laughs> Değerli galibiyet. Çok yıllardır Fenerbahçe'nin içindesin. Babadan itibaren de için. 36 sene olmuş. E, babadan itibaren de çok içindesin. Tür yönetim gördün, tecrübelerin var takımı ilişkin fikirlerim var. Yönetim önerin ne bu? Yönetim önerim şu. Muhakkak, bunu yine kızacaklar ama muhakkak ekstra prim açıklarım şampiyonluk için. Abi kademeli bir prim sistemi çıkarım hemen. Yani bir galibiyet 1 lira. İkinci galibiyet 2'ye katladım. 2 oldu. Üçüncü galibiyet üstü 4 oldu. Gala sıraya çarpı 4 derim abi 16'ya katlarım. Kusura bakma para var yok bilmiyorum. Bir defa bir defa oyuncuların bir kafayı açarım. Tavşanı avucu bir koyarım önlerine. Ondan sonra da Samandra'yı kendi haline bırakırım. Oraya çok Girip çıkmam. Hatta mümkünse hiç gitmesinler yöneticiler falan. Orada <laughs> Jelsun'a bir takıma bıraksınlar oraya. Ya bugüne kadar gitmediler zaten. Evet, gitmediler Nereye gitmediler? Hiçbir yönetici gitmesin diyorum. Futboldan sorumlu olanla gitmesin diyorum. Orayı bir kendi haline bıraksınlar. Orası bence bundan sonra kalan dört haftayı kendi haliyle halleder. Ersun Hoca söylemişti bunu ee, ilk geldiğinde Fenerbahçe'ye. İlk basın toplantısı. Üç Temmuz sonunda şunu dedi. Biz sağda kalacağız. Gerisine tartışmayacağız. Fenerbahçe sağda kalması lazım artık. O olmuş, bu olmuş. Yok işte yanlış olmuş. osterholde çok para verilmiş. Samet öyleymiş. Bunlardan izole olup keşke mümkün olsa 4 hafta hiç çıkmasalar samandıradan. Kapansınlar oraya. Orada yaşasınlar. Yani sadece sağa odaklı. Yani bir şey kalmadı. Bir ay işte sıkacaklar yani. böyle odaklanıp rakibe de bakmasınlar. Hani Cezus işte bizi ilgilendirmiyor. Gerçekten bakmasınlar. Böyle gitsinler. Zaten şimdi bu hafta neyine bakacaksın abi? Biz önce oynuyoruz bu hafta. Tabii biz pazar ve pazar pazartesi oynuyor. Bak güzel hafta. Giresun'u da yendin. Bizim bence sonra oynamamızdan sonra önce oynamamız daha iyi ya. Biz önce oynayalım abi. Sonra oynayınca çünkü asay kaybetsin biz de şey yapıyoruz yani hediye ediyoruz. O hafta bile çok enteresan şeyler olabilir. Bir anda puan puana gelinebilir ya da puan farkı bire düşebilir. Yani çok enteresan haftalara giriyoruz hakikaten. Ben çünkü Galatasaray'da sen dedin ya Fenerbahçe'de sorun mu var Kadıköy'de? Bizde bir sorun yok ama ben Galatasaray'da böyle bir ufak kıvılcımlar gördüm sorunlarla alakalı. Suratları çok asıktı. Yedek kulübesinde falan gördün mü halini? Ya bir şey yok. Öndesin. Yani gidiyorsun. Kendine bağlı kendine? O enerjiyi görmedim onlarda. Sanki biz öndeyiz de Galatasaray arkadan geliyor dün puan kaybetti gibi oldu. Bu paniği bizim iyi değerlendirmemiz lazım. Sonuçta oraya da bu hafta Emre Belezoğlu gidiyor. Emre Belezoğlu da hepimizin bildiği bir Fenerbahçeli. Ve bir daha söylüyorum demin de söyledim. Galatasaray'a Sami Yen'de tek takım. Bu da bir baskı yaratacaktır. Daha yeni yendiler kupada. Ve sen izledin ben maçı çok fazla izleyemedim. Çok da gol kaçırdı Başakşehir yanlış bilmiyorsam. Çok. Abi o video izle o gelir. Zaten Galatasaray'da sorunlar orada başladı. Karagümrük maçında çok... Başakşehir'den 3 yedi. Karagümrük'ten de 3 yedi. Beşiktaş maçında da çok pozisyon verdi. Yani Galatasaray'da bir sorun oldu. Bir savunma problemi bir pozisyon veren bir takımdan bahsediyor. Kolay gol yiyor Galatasaray. Ya biz atamadık ama maalesef. Evet. Ee, bir Mustafa Artık yani yemeye başladı. başladı daha doğrusu. Şöyle Galatasaray'ın bugün lider oluşundaki en önemli neden az gol yiyen bir takımdı. Benim hep söyleyeyim. Tamam değil. yiyeceksin. Az gol yiyen bir takımdı. Çok e, gol atamadığı, kötü oynadığı dönemlerde bir tane atıyordum yemiyordu. E çünkü niye golcüsü var? Çok gol bir tane. Tutuyordu. Dolayısıyla çok çabuk geçtiğinde küçük bir olay değil. Sen bir teknik direktör olarak oyuncunu atarsan ortaya. Tam sonra affet sabah kadar affet. Abi o takımdaki futbolcunun sana güveni biter. Şöyle düşünür. Ya yarın bizde bir şey yapsak biz de satacak. Yani am yani tabirle satacak. Biz de atacak insanların önüne. Bu olur bak bunu Başakşehir'de de yaşadı Emre Belözoğlu. 7-0'lık maçtan sonra oyuncuları attı öne. Ve çok tökezledi Başakşehir. Aynısı Galatasaray'da yaptı. Ve ben bak Jesus hiç yapmadı. Hiçbir gün herhangi bir oyuncusu atmadı kimsenin önüne. Yapmadı. Hata varsa benim hatam dedi. Takımı ben çıkarttım hatta başkanı bile atmadı. Başkanın da suç yok benim suçluyum dedi. Ha, biz Ziyosu eleştiriyoruz. Eksi yönlerini. Amenna ama doğruları. Şimdi şöyle bir düşün. Mesela Sergen Yalçın da Beşiktaş şampiyonluk senesi düşün. Nereden nereye geldi o lig? Son maça kaldı. Hiç bir gün bile oyuncular demedi. Lig bitti. Sonra işte anlattı. bu Bakar öyle yaptı. Ama lig bitti. O takım işini e, yaptı. Bir, bir Antep maçı sonrası söyledi. Beşiktaş'ın yenildiği maç sonrası bayağı bir salladı. Öyle Ondan miydi? Sonra... mı söyledi? Ondan sonra da e, oyuncular oyuncuları. Ondan sonra da e, hoca bir daha... En büyük yanlış biliyor musun? Bir teknik direktörün oyuncularını e, basın önünde sen içeride kötüleyebilirsin. Alırsın toplantıya soyunma odasına ya da antrenman testlerindeki toplantı odasına bak her şeyi söyleyebilirsin. Ama basın önüne attığın zaman çünkü basın önüne atmak basit bir şeyler. Taraftarların da önüne atıyorsun o basın attığında yönetimin de önüne atıyorsun. Salih Uçan'a bir röportaj yapmış, yapmıştım ve çok da ses getirmişti. Sordum biraz hani böyle en iyiler meselesi vardır ya en kötü hoca kim dedim. Atokat dedi. Niye dedim. Maç kaybediyoruz bir şey oluyor. Basın toplantısında arkamızdan sallıyor. Ertesi gün geliyor yüzümüze hiçbir şey olmamış gibi yüzümüze gülüyor. Ve bizim ne? benim benim maalesef Fenerbahçe'nin taraftar kardeşlerimle bayılıyor advokata mesela bir bölümü. Mesela benim en sevmediğim hoca tipi abi. Sen oyuncunu atıyorsan önüne geç abi. Be Geçen hafta da söyledim. Sen niye para alıyorsun o zaman? Hoca onları yapma. Yani oyuncu... Abi bak teknik direktörlük sadece takım çalıştırmak demek değil. Mesela i̇şte bir sürü teknik, teknik direktörlük bir grubu bir arada tutmak. O grubu doğru yönetmek demek. Ya bu anlamda Jesus ders veriyor bak. Bir şey diyemem. Yani oyuncu tercihlerini eleştiririz. Anını filan derbilerde Başarısız olması eleştirirsin ama oyuncusunu daha bir gün bile çok kötü oynadıkları maçlar oldu. Takım halinde kötü oynadığımız maçlar oldu. Hiç önüne atmadı kimsenin. Fenerbahçe'nin avantajları neler? Galatasaray'a göre. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı demiyor Fenerbahçe buna çok aç. Yani buradan bir şampiyonluk kazanmayı biz hiç görmedik. Bak ben 45 yaşındayım artık. Ben böyle görmedim. Bu çok dezavantaj değil aslında. Bu artık avantaj. Çünkü elbet bunu bir gün kazanacağız. Artık bu motivasyonumuz var hepimizin. Tüm taraftarların. Ya bize de gülecek bu. Talih, kader. Bir şey gülecek bizim de yüzümüze bence hoca artımız var hala eleştirme önemli rağmen bir daha söylüyorum. Jesus buraları oynamaya daha alışık. Yani Okan Burun Başakşehir şampiyonu çok zor bir şampiyonluk değildi. Trabzon'la. E Trabzon'la kapıştı. Şimdi Ki o de. sezonda en büyük yardım da Trabzon'dan geldi. E tamam yani. Geçen şimdi... Galatasaray Fenerbahçe için söyledi mi? O sezon evet. o şekildeydi. Ta, e, tamam. Gitti denizlide de kaybetti. Tamam bak. Yani Başakşehir Başakşehir'i kaybediyor gidiyor Trabzon. Okan Hoca'yı şöyle düşünelim. Okan Hoca stresli ortamı kaldıramadığında şimdi yine Galatasaray'lar sallamasın. Bir arada iki örnek vereceğim. Bir Sivas'ı biliyorsun. Kendi kurduğu takımı yarıda bıraktı. Düşüyor bunlar diye o takım ligde kaldı. Başakşehir'i de ertesi sezon şampiyonlar ligi maçları kötü onu da bıraktı hemen. Yani Okan Hoca'nın da biraz baskıyla alakalı sıkıntısı var. Bakma bu sene evet 3-4 hafta sezon başı bir baskı yaşadı ama sonra çok rahat içeride buraya kadar. Çünkü iyi bir takım var. Bu arada bunu hala söylüyorum. Kadro 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 bakarsan en iyi bireysel kadro. Birey birey Galatasaray'dı. Jesus da söyledi zamanında. Ben de söylüyorum yani. Çünkü niye? Bu iş parayla alakalı. Ne kadar ödersen o kadar Galatasaray iyi paraları ödüyor. Ya evet ona bir bölümünü Paris Saint Germain ödüyor. Bir bölümünü. Galatasaray ben yeni öğrendim. Cagney'e 2 milyon euro'yu Galatasaray ödüyormuş mesela. 2 milyon eurosunu paralı. 2-8 alıyormuş. Bak kontrata da bak. İkisini Galatasaray oynuyormuş. Yani para çok. Rahat bir bir şey demedim finansal olarak. Ama ve bu grubu yönetecek adamın strese girmemesi lazım. Tek girmemesi gereken adam o, biliyor musun? Oyuncular ne baskıya? Strese ya ne yapacağız? Eller titrer. Hasan Şaş demişti ya biz Kadıköy'e gittiğimizde sürekli istifra ediyoruz yani stresten falan. Abi tamam hoca etmeyecek ama. Hoca güç duracak sizin başınızda. Ben hoca avantajımız olduğunu düşünüyorum. Kadıköy'de az maçımız var. Bence o da bir avantaj. <laughs> Aynı düşüncedeyim. Yani. Aynı düşüncedeyim. Ee, o da Trabzon. Trabzon'da dünkü Beşiktaş gibi gelecek bize. Sezon kurtarma maçına gelecekler. Doğru. Her şeyle iyi bir sezon. Allah senin için iyi. Senin işin bu çünkü. Ben Medyacısın. Ben e, medya için tam, tam istediğim ortam. E tabi. Tam istediğim ortam. Bak bu, bu lig tabii. seneye Sen uzun yıllardır bunu arıyoruz. Bu şey. lig seneye para eder mesela. Kısak hakem yönetimlerini beğenmedin mi? Sivas'taki hakem yönetimini beğenmedim ama standardı yok hakemliği. Şimdi İrfan Can'ın pozisyonu ben de biliyorum kural kitabına göre kırmızı da. O kırmızıdan gösteriyor musunuz herkese diyorum ben de. Peki. Standardı yok. O... Kimde bizim maçın hakemi? Zorbay Küçük. Mesela ben Zorbay küçüğü... Bak konuşmadık mesela görüyor musun? Demek ki kötü... Maçın önüne geçmemiş. Bak maçı kötü yönetebilirsin. Maçın önüne geçme. Bir hatası var yalnız. Ama orada ben sadece hakeme suç bulmuyorum. Artık oyuncular da öyle bir noktaya gelmiş ki... Valencia yaklaşık 30 saniye öyle kendi başına yerde yattı biliyor musun? O tabii tabii. İtiraz ediyorlar. Yine ambulans kim çağırdı? İlk... Göremedim. Serdar Dursun. Sen hani böyle acayip <laughs> olayın içinde ya. Yine ilk bak orada yayıncı kuruluşu dinle diyor ki Serdar Dursun ambulans istiyor diyor. Yani şok oldu adam. Tabii tabii. Yani... Ama şunu söylüyorum. Ya adam orada en az bir 15 saniye kendi başına yaptı. Düşüşünden belli. Benzetme gelme yani. Hakikaten değil. Şey gibi yıldır ya. gibi gitti zaten. gibi yatırdı ya, yere. Ya Sivaslar hakemde. de, Fenerler Hakemde hakem de adamın yanına gitti. Bu arada Ali Şaşal da sakat. Hani o da kıvranıyor orada bir yandan. Evet yani. Yani herkes yerde bir şeyler oluyor. Ama bu işte bu iklimden kaynaklanan bir şey bence. Tabii. Bu... E abi oyuncular işte kusura bakmasın benim de bir sürü sporcu arkadaşım var. E oyuncular biraz severler hakemi suistimal etmeyi yani vardır bu. Hakemleri de bilirler bu arada. Şimdi zamanında söylüyorum mesela Bünyamin Gezer'i ya da Serdar Tatlı'yı manipüle edemez Çünkü tavrını bilirlerdi. Hani çat diye gösterir kartı ya da hemen biraz daha argolu konuşup def eder başından. Yani hakemine göredir bu kılı futbolcu. Hemen eline geçirir hakem. Bilir o hakemin nasıl ele geçeceğini. Aa, tabii yaparsın bu. Abi futbolda bunlar da var bu dinamikler. Bir şey daha söyleyeyim hakemle alakalı. Bence Fenerbahçe Galatasaray içine. Ali Şansalan'ı verecekler. Niye diyeceksin? Çünkü Halil Umut yok. u 20de Dünya gidiyorum. gidiyor. Evet, Ali, şans Şansalan içinde Ali Koç demişti ki bu Ali maç alan Trabzon maçı sonrası. Başkan yine var. Ben maç çalan diyorum mesela. Başkan maç alan diyor. Neyse. Ya bu çünkü geçen sene bize, bize De, çok ağır fatura ödetti Şimdi Trabzon'dan. burada şuraya geleceğim. hakem konuşmadık. Sen dedin ki Artık Fenerbahçe'nin kendi içine bakması lazım. Sahaya. Tamam. Şimdi yes diyor ki kolay. Kolay. E benim söylediğim şey demedi. Işte, standart. Tamam. Ama ama biraz aslında doğrudan gitmek istiyorum. Daha biraz oyuncuların da elinde ayağına da sahip olacaklardı değil ya mi? Bir de bizde ne enteresan biliyor musun? Bizde hep hücumcular görüyor. Yani İrfan Can da şimdi bakıyorum ofansif bir oyuncu. Mesela İrfan Can da görüyor. İşte Batçuay'ı gördü. Vale Pedro gördü. Ya Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı kart görmeyen stoper olabilir bu arada. Bence yok. Serdar Aziz görmüş müdür? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum yani. Bu arada stoper demişken Luan Perez çok iyi döndü. Sanki 40 maç oynamış gibi döndü sahaya. Yani hiç ara vermemiş, hiç sakatlık yaşamamış. Takım arkadaşlarıyla uyumlu. Abi böyle oyuncu güven verir. İrfan Caneribayat bile bence o yüzden çok daha iyi oynadı. Mesela bu maçı oynadı. Büyük takım kalesi gibi oynadı. Geleni çıkarttı. Önemliyse geçen hafta bunu dile getirmeye çalıştım. Sen büyük takım sen çıkaracaksın onları. Ha. Sana da iş düşecek maçın bir yerinde. Çünkü zaten eksiksin, 10 kişisin. Sivas Can Avni ile geliyor üstüne. Tızla Hoca eleştiriyor. Bir tane hatta var. Galatasaraylı bir tane Zerzebat. Yok işte nasıl yattınız mattınız. Oradan kara gümrüğe sallamış. Kara gümrükler tepki önünde tweet'i falan silmiş sonra. Yani yani Sivas Rıza Hoca bize maçı verdi yani. Ya Rıza Hoca'nın Fenerbahçe'ye karşı tavrı maalesef benim de eleştirim bir pankartımız var bizim Panku maçında. Evet babasıyla alakalı. Bundan beri zaten Rıza Hoca'nın Fenerbahçe tavrı net. Çok da doğal. Benim de babama biri söyle bir şey olsa benim de tavrım net olur yani. Rıza Hoca'nın buradan niye maçı versin Fenerbahçe'ye? Adam demiş ki bizim en önemli maçımız, final maçımız çok önemli. Değer veriyor sonra çünkü kupayı etkileyecek. Onu da söyleyeyim. Bu maçı böyle bir nasıl kupada da Fenerbahçe şu anda iki adım falan öne çıkarttı psikolojik olarak. Tam yani geçen hafta hatta onda biz izleyelim. Dursun Özbek Fenerbahçe'ne şampiyon çıkarız dedi. Sayın Başkan şampiyonluk yarışından bahsetmişken sırada Beşiktaş derbisi var. Evet. Çok özel bir maç. Evet. Bu maçla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla dikkat ederseniz biz e, ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. En yani son Alanya vardı bu sene itibariyle. Onu da geçtiğimiz salı günü yendik. Dolayısıyla ligde e, Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olan takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Bugün son haftası Galatasaray adına Fenerbahçe derbisi olacak. Siz evet. şampiyonluğun bu maça kalacağını mı düşünüyorsunuz yoksa daha önceden e, belirli olur mu? Ve şampiyon olarak mı maça çıkmak istersiniz yoksa o maçta mı şampiyonun belli olması lazım? Son haftaya kalmaz bu iş. bir Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder. Abi Türk atasözlerini çok severim ben. Erken ötmeyecek boros. Yen öttüm bir de son gülen iyi güler kere ya bak bir daha söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı bir gün gülecek ya. Bunun bir gün olacak. Yani bizim içi, bizim Denizli'de yaşadıklarımızdan sonra biz bir yere döneceğiz. Bilmiyorum ne zaman. Bu sene midir, seneye midir? Ama bu inancımız var. Ha Dursun Özbek, belki e sen bizim maça şampiyon çıkacak. Bilmiyorum ki şimdi dört tane maç var oynanacak. Sahaya çıkmadan bir şey kazanılmıyor yani. O açıklama da senin oyuncunu baskı altında alır. Ne gerek var ki? Ya gidiyorsun. Ben olsaydım mesela işte diyorum ya sessiz kal abi. At kendi geri plana. Başkan, yönetici. At geri plana ya. Ya gidiyorsun. Önüne çık. Ne gerek var şimdi? Manipüle ettin. Ne oldu? Aa, kaybettin. E şimdi ne diyeceksin? E çık bir daha söyle hadi bu hafta. Madem söylemenin arkasındaysan bu hafta bir daha çık. Biz şampiyon çıkacağız Fenerbahçe maçına. Ver mesajı. Ben de şimdi anlayış şu. Kim anladım Fenerbahçe diyor ki biz Galatasaray Ali Koç Biz Galatasaray medyasıyla mücadele ediyoruz. Hayır sen ama. Tebrik ediyorum diyor. Bir dakika sen gizli özneyi kaçırmışsın oğlum. <laughs> diyor ki bunları Galatasaray yönetimi mamalıyor. Bunlar tetikçi diyor. Yani zaten tweetler onun için gösteriyor. Yani bunların böyle bireysel hesaplar. Şimdi ben bireysel bir Twitter kullanıcısıyım. Tamam mı? kendime veririm mesela Orada ister sinireyim ister olabilir. yazarım bak şu dolmuş olabilir birisi bir tweet atıyor adam alıyor aynı tweeti yazıyor ve tweet atıyor tamam ama o, o, da, da, diyor ki, ya, o da, da diyor ki ya tesadüf mü diyor ama bu, bak siz 3 tweeti gördünüz abi. bunların daha silsilesi var arkada 3 tane örnek olarak gösterdiler zamanlamalar ha twitter'da bu arada arkadaşlar beklesin biz de yarın akşam bir şov yapacağız beklesinler şov nasıl yapılır yarın izleyebilirler öyle paralı biz kimseden para almıyoruz ben hep söylüyorum açığım Herkes banka hesaplarını koysun. Başkan da söylüyor. Koyalım banka hesaplarını bütün Twitter kullanıcılarının belli takipçinin üstündeki. Bakalım kim para alıyor, kim parayla iş yapıyor, kim tetikçilik yapıyor. Bu arada şimdi yine konusu gelmişken izlemiyorum ama bir arkadaşım var Can Uskan diye bu bölümü özellikle koymanı da rica ediyorum. Geçen hafta bu ikili arkadaş var ya bir ara bize de sarmışlardı. Neyse sonra bizden vazgeçtiler Allah'tan. Diyorlar ki bir hesap açılmış bize sallaması için fake hesap, paralı falan. Abi Can Uskan dediğin adam işin gücü olan, aile babası, çoğunluğu çocuğu olan bir adam. Parayla bununla işi yok kendi kendine ben o Twitter'ın delisi diyorum hatta. Twitter'da her şeye sarıyor. Hatta ben ona kızıyorum. Onu diyorum. Her şeye de sarma bırak. Bırak bunları ciddiye alma diyorum hani bazı konularda. Hani her şeye sarıyor mesela. Yani bunu bile o kadar panikteler ki bir tane Twitter hesabının 3000 takipçili yazdıkları bile konu oluyor bunların söylemlerine. Başkan da diyor ki bunların hepsi aslında bir odaktan yönetiliyor bu grup. Ve biz de bunlarla mücadele edeceğiz diyor aslında. Ha şu ana kadar edemedik diyor mu senin dediğin gibi belki de onu da diyor. Bilmiyorum. Ha ben kulübün de mesela bana soruyorsan Twitter çok fazla ciddiye aldığını düşünüyorum. Ben o kadar ciddi alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım dönemi de yanlıştı. Orası da hiç almıyordu. Yokmuş gibi düşünüyordu Twitter'ı. Bak bu işten yani en soru biliyor musun? Alırsın İstanbul Spor maçını. Konuyu kapatırsın. E onu ben demedim mi kardeşim? Ben dedim zaten. Şimdi... Bak başkan ne dedi divan kurulunda konuşmasa? Zaten biz sahada saçmalıyoruz dedi. Yani İstanbul Spor veriyoruz dedi. İşte Beşiktaş maçını zaten yok. Yani o da söylüyor farkında ama bu şu demek değil ki. Tamam biz burada kendimizi yerelim. Kendimizi eleştirelim ama bu da var yani hayatın içinde. Bu tarafı da var bu işin. Yani bunu da konuşalım. Yani Fenerbahçelerden bu arada destek istiyor. Ya siz de bize destek olun birazcık diyor. Ali Koç'un benzetmesi ne benzetti? Yani FETÖ benzetmesi yaptı açıkçası. Aa, başkan ağır konuştu. Galatasaray'da utanç. Sizin adınızı utanıyoruz diyor. Yani. Galatasaray'ın utanacak çok şey var. Bizim adımız utanmalarına gerek yok. Neyi var? Gökhan Keskin'in açıklamaları var. Yeni koymuşsun işte ekstra futbolda. Arabalar gitmiş gelmiş falan. Alamayanlar kızmış arabaları falan. Galatasaray bize sarmasın. Galatasaray UEFA kupası kazandığı posteri koyabilsin tam kadro. Benim yargıç koyuyor mesela. Yargıçta duruyor fotoğraf tam hali. Ben engelliyim de. E, e, ekran görüntüsünü atıyorlar arada yargıçın. Ahmet de olmuş yargıç. Bir hafta bana yargıçta program yapar mısın burada? Bence yapıyoruz. Tokmakla vurayım. Zaten yapıyoruz yani. <laughs> Her hafta ya yapıyoruz zaten. Biz. Hayır yani Galatasaray bak bir daha söylüyorum. Ya da Fenerbahçe'de de Beşiktaş. Herkes kendi yaptıklarının utancını yaşasın. Boş versin Galatasaray bizim yerimiz utanmayı falan. Bak yaptıkları bütün açıklamalar ters döndü. Ali Koç'un yaptığı bütün açıklamalar işe yaradı. Ben böyle bakarım. Nasıl? Işte. Niye öyle? Bunlar satrançtır. Bak sen bunları küçüksün. Bunlar satrançtır. Sağ dışı sağ birebir etkiler. Futbolun özellikle bu dönemlerin. ki Ne dedim geçen hafta? Erdem Timur çok iyi oynuyor sağ dışında şu anda dedim. Tebrik ediyorum dedim. Bak o hafta Ali Koç. Sayın Başkanım. Çok sevdiğim Ali Koç. Yine sevmiyor. Ben seviyorum. Eleştiriyorum ama seviyorum. İlk kez Fenerbahçe Başkanı gibi konuştu. Peki ha. şimdi. Doğru yanlış. Benzetme. Baba tak 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 söyledi. Varsa cevabı olan sosyal medyacı hesaplarla değil. Kendileri çıksın söylesin. Onu çağırıyor ya. Ha evet. Abi bak, bak bunlar akıllı iş. Çok güzel iş. Şey iş, işi renklendiriyor. Gelin diyor. Bu arada sadece onlara demedi. Birine daha dedi. Orada toplantıda. Çıkarın aday arıyorsunuz kapı kapı dedi. Gelin karşıma dedi. Alır o seçime girerse Aziz Yıldırım o seçimi. Aziz Yıldırım demiyor ki. Bak sen hemen sen tamam sen eski başkana hasretin var biliyorum da. Hasret değil ya. Aziz Yıldırım demedi orada. Hasret değil. Kapı kapı başkan arıyorsunuz. Ben Köksal Özbey söyledi. Köksal abi de bu arada Hastaymış daha önceden geçmiş olsun. Benim babamın yöneticisiydi. Aziz Bey'le beraber aynı dönem. E, severim de Köksal abiyi. Çok ağız laf yapan şairane hani şiir yazan eskiden. Aziz Başkan ben, varken. Ben divanın tamamını izledim. Oradan içeri Biz de geldim. Köksel Bey çıkıp e, siz de paranız olmasa seçiremezsiniz dedi. Bir, Aynen evet, öyle öyle. Ne kadar ayıp. Açık açık birincisi bunu söyledi. Ne kadar. Yani 12 bin Fenerbahçe taraftarı paraya mı oy verdi? Ongur olsun Ali Koç yine kazanır. Al ben de sana cevap veriyorum hadi. Ya şimdi o zaman dur. Fenerbahçe gündemi programının eski bölümlerine bir senin geçen sene Ali Koç'la ne konuştuğunu bizim iki bölümümüz var ya. Evet. İmkanı olanlar bizim YouTube kanalında duruyor. Bunlara baksın ben orada ne demişim. Sayın Başkan bana dedi ki diyorum. Sadece bir kişi aday olursa kongreye giderim. Olağanüstü kongreye giderim. Bu sefer kürsüden kendisi söyledi. Aziz Yıldırım. Ben İnsanlar tercihlerinde yanlış yapabilirler. Katal davranabilirler. Öz eleştirin diye bir şey vardır. Ben o dönemi iyi biliyorum. Ya Aziz hakkında demediğini bırakmadı. Ali Koç geliyor. Fenerbahçe değişiyor. Öyle olacak böyle olacak. Büyük başkan. Ya geçen gün diyor ki millete kumpas kurdu. Hadi koç milleti kandırdı. Hatta satın aldı diyor. İşte az yıllarımı getirdiği oyuncular ortada. Sen ne yaptın? Ya hiç sorumluluk olmaz mı ya? E olmaz. Fenerbahçe değiller çünkü. Ya Fenerbahçe'de forma giymişler ondan sonra Fenerbahçeli olmuş olabilir. Bilemem ben de. Ümit Özat da aynısı. Ya biz de bak başkan bunu da söylüyor. Biz de Ümit Özatlar Serhat Akınlar olur söyle. Bizim dışarıdaki düşmanlara sıra gelmiyor zaten onlara. İçeridekilerle uğraşamıyoruz ki ya da. Ha bu arada ben bilmiyordum. Mesela başkan gereken böyle demeçler olduğunu. Tabii o zaman şunu bekliyordum muhtemelen. Hani biz de belki Fenerbahçe'de tekrar görev alırız. Çünkü az bizi buradan gönderdi. Hani bize tekrar belki ki çok doğaldır eski bir Fenerbahçe'li futbolcu tabii ki görev almak ister. Asıl hepimiz istiyorsak tekrar Fenerbahçe'nin içinde olmak. Ümit da bence bütün yarası o. Oraya girememek. Çünkü Aziz Başkan kalsaydı girecekti muhtemelen. Çok adı geçiyordu. Ee, Serhat Akın'da muhtemelen bir beklentisi vardı. Olmadı. Gerek yok. Fenerbahçelik öyle bir şey değil. Yani benim bir... Ben bu arada şunu da eleştirmiyorum. Yani yanlış belki söyledim Fenerbahçe'nin diller diye. Ben onların tuttuğu gibi ben tutmuyorum Fenerbahçe'yi. Öyledir. Bak eleştirmek. Eleştirmek başka bir şeydir. Eleştirmek ayrı ama bunlar böyle kumpaslar, mumpaslar. Kara çalmak değildir eleştirmek. Eleştir ben de Sayın Başkan eleştirmiyorum. Beni arıyor ya telefonla. Ki haklıydı ama. Ama dedim ki başkanım ben de eleştirirken hani bir hakaretim yok. Kötü bir sözüm yok ama eleştirim benim böyle duydum dedim. Zaten hani demiştik ki böyle bir duyum geldi. Zaten duyum dedim. Tabii Sayın Aa, Başkan rapor edildi bilmiyoruz tabii ama. Şimdi o da bilmiyordu bence muhtemelen. Ee, ama ben başkanı mesela eleştirmeye devam edeceğim. Yanlışlarını ama doğrularını da öveceğim. Yani ben körü körüne ne? Körü körüne överim. Ne körü körü ne Çünkü ben bu işi bazıları gibi ne rating yapmak için yapıyorum. Allah çok şükür bizi izleyen izliyor zaten. Ne de başka akçeli işler için yapıyorum. Fenerbahçe bir Programı falan dedi geçen gün. Yine yani bir Fenerbahçeli grup. Kimlerin adamı olduğunu biliyorum. Fenerbahçe TV'den 1 lira bile almıyor. Bak 1 lira. Yani yol falan da yani. Kendimiz arabamızla gidiyoruz. Yayınımızı çekiyoruz çıkıyoruz. Yani 1 lira kazanmıyoruz. Onu da söyleyelim. Hadi başladık seçimler bir geçsin açıklayacağım dedi. İşte benim en takıldığım konu. Nereden Timur'u da eleştirdiğimiz için. Sonuçta bunu gerektirir yapı. E bunu da eleştiriyorum. Varsa açıklayacaksın. Bana soruyorsun. Bunu hesaplıyor olabilir Sayın Başkan. Hükümet değişmezse... Ya bence başkanın planı şu. Bence başkan Flora projesine yara verecek. Ve elinde vardı o ne? Yani belki de iptal ettirecek. Bilmiyorum ne olacağını yani. Sayın Başkan'la konuşmadım bu konuyu açıkçası. Muhtemelen ya şu da var şimdi. Şunu düşünmüş olabilir. Şimdi bir seçim olsa var. 15 ya gün ya ya, o susuz iş yapıyor gider. Yok şu olur. Şimdi bir hükümet var. Bu hükümet de sonuçta ve Cumhurbaşkanımız da seçime giriyorlar bir daha. Şimdi bugün onlarla alakalı bir açıklama yaptığınız zaman seçimin de gidişatını etkilerim. Endişesi olabilir. Bunu hak verebilirim. Yani ben seçimin önüne geçmeyeyim. Şimdi gerek yok. 15 gün kalmış. Çünkü bugün artık orası da bir çekişme var. Sonuçta çok ciddi bir rekabet var iki aday arasında. Yani oraya belki hani bir taraf olmamak istedi belki de. Çünkü muhtemelen açıklayacağı için içinde orada e, bürokratlar vesaireler de var yani. Bu sadece Galatasaray'la alakalı değil. E, bence o yüzden girmedi Sayın Başkan. keşke yani bir yerinden en azından bir tüyo verebilirdi diyeyim. Hani fragman gibi. Bir ufak fragman yapabilirdi. Ama bir daha söylüyorum. Sayın Başkan'la konuşmadığım için neye dayanarak böyle harif etti bir şey diyemem. Nedir başka abi? E, basketbol e, konuğumuz var. Onu hemen bir kısa geçelim. Asla, kısaca çok tek başına program olur. Kadın basketbol takımı Euroleague şampiyonu Türkiye Ligi şampiyonu. 12 günde 7 maç oynadılar. İnsanüstü bir başarı. Kendilerini tebrik ediyorum. Başta Sayın Kemal Danabaş olmak üzere. Tekerleki sandalye basketbol takımı e, Avrupa şampiyonu oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm sponsorlarını kulübümüzü. Hani biz spor kulübü olmanın, evet futbol, hep söylüyoruz futbol ana yemek. Diğerleri tatlı. Biz maalesef ana yemeği yemeden tatlıya geçilmez yemekler. Doğrudur ama bunları söylemek gerekir. Erkek basketbol takımı da bana göre Eurolig'in en iyi takımı. Bu sene en büyük şampiyonluk adayını orada yenerek seriyi 1-1 yaptı. Ki ilk maçta kötü bir mağlubiyetten sonra işte büyük takım refleksidir büyük takım koçunun yapacağıdır. Hep bunları anlatıyoruz. İtudis ile alakalı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı ile alakalı. Seriyi eline aldı şu anda. Eğer buradaki iki maçı kazanırsa Final Four'a gidiyor Fenerbahçe. Ki biz bu programda da ben diğer programlarda hep şunu söyledim. Bu seneki hedef ilk sekizdi. Sayın Başkan da kürsüden söyledi. Aslında biz planlamayı ilk sekize göre yaptık. Ama şu an artık kucağımıza geldi. İnşallah futboldaki gibi olmaz. Kucağımıza gelen Final Four'u inşallah tekrar yani beşinci maça taşımadan tabii. Zammalarını bugünden hem Başarılar diliyorum. Hem oradaki galibiyet tebrik ediyorum. Yine başta Sertaç Komsoğlu ve İtulis olmak üzere tüm takımı. Çok enteresan bir yaz yaşayabilir Fenerbahçe taraftarı. Şampiyonluklarla dolu. Düşündüğünüz zaman futbolda gelirse iki çok er yani. Çok acayip, çok, acayip bir yere gidebilir iş. Ve Allah da bir gün bizim yüzümüzü güldürecek ya. O sene bu senedir inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.